ve Ziraat'ın sunmuş olduğu Pest Kontrol Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sizlere dezenfeksiyon işlemi nasıl yapılır? Bunları anlatmak istiyoruz. Dezenfeksiyon çalışmasında örneğin bir depo var, gıda deposu. Gıda deposunda ilaçlama nasıl yapılır? Dezenfeksiyon nasıl sağlanır? Ve gıdaların bozulmadan durması nasıl sağlanır? Bu dersimizde bugün bunları göreceğiz. Gıda depolarında, özellikle meyve depolarında sık rastladığımız konu küflenme ve çürüme konusudur. Bu konuda küflenme ve çürümeyi engelleyebilmek için bazı çalışmalar yapılmaktadır bilim adamları tarafından. Biz de bilimi yakından takip ettiğimiz için Volkan Ziraat olarak depolarda, iş yerlerinde, meyve depolarında, gıda depolarında dezenfeksiyon işlemleri de yapmaktayız. Dezenfeksiyon çalışmalarında çok sık olarak kullandığımız bazı ürünler var. Bu ürünlerden en önemlisi formaldehit. Formaldehit'i çok sık kullanmaktayız. Formaldehit dezenfekte edici kimyasal bir üründür. Bu ürünü genellikle veteriner arkadaşlarımız da çok sık kullanmaktadırlar. Biz de dezenfeksiyonu tercih ettiğimiz bir ürün olmaktadır. Formaldehit genellikle küf, mantar, bakteri gibi zararlı canlıların %90 oranında yok edilmesini sağlayan dezenfekte edici bir üründür. İkinci en önemli dezenfektanlardan biri ise sodyum hipoklorit dediğimiz bildiğimiz çamaşır suyu. Oldukça etkili neticeler verebilen bir üründür. Sodyum hipokloridi rahatlıkla dezenfeksiyonlarda kullanma imkanınız var.